Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün tarçınlı rulonun tarifini vereceğim. Ben hazırladım, şu an dinleniyor. Çok sıcak ama evimiz mis gibi tarçın kokuyor. Arada yaparım, çok seviyoruz. Özellikle ben çok severim. Almanların, yabancıların yaptığı bir tariftir. Ben de sizlere vermek istedim, belki yapmak istersiniz diye. İnanın yapınca pişman olmayacaksınız, tadını çok seveceksiniz. Şimdi detaylarıyla tarifi videoda izleyebilirsiniz. Hamurumuz için gerekecek malzemeleri sayıyorum. Yarım kilo unumu yoğurma kabına koydum. 1 çay bardağı ılık süt, 3 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı, eritelim. 1 çay bardağı ılık su, 1 tane yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket kuru maya. Evde kuru maya yoksa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı da tuz. Unumuzun ortasını açalım. Ilık süt ve suyumuzu koyalım. Mutlaka ılık kullanın. Şeker. Mayamız. Yumurta. Tereyağı. Vanilya. Tuzumuzu da koyup yoğurmaya başlayalım. Hamur toparlandıktan sonra yarım çay bardağı ılık suyu da ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Yeteri kadar yoğruldu. Kıvamı çok güzel. Ele yapışmıyor ama yumuşak. Hamuru başka bir kaba alacağım. Çok az sıvı yağ döküyorum. Elinizle yağın her tarafa gelmesini sağlayın. Elimle toparladım. Kabımızın içine alalım. Üstünü de örtüp yaklaşık 1 saat ılık bir ortamda mayalandıralım. Hamur çok güzel mayalanmış. Çok az un serpelim. Ve hamuru tezgahın üstüne alıyorum. Hafif elimle açıyorum. Merdane ya da oklava alın ve hamurunuzu büyütün. Yuvarlak değil, dikdörtgen şekilde açın. İki yemek kaşığı kadar yumuşak tereyağım var. Elimizle sürelim. Bu kadar sürdüğüm yeterli. Çok az arttı. 5 yemek kaşığı esmer şekerim var. Tabi beyaz şeker de kullanabilirsiniz, fark etmez. 1 yemek kaşığı tarçın. Şekerle tarçını karıştıralım. İsteyenler cevizi robottan geçirip onu da serpebilir. Her yerine bolca serpin.
kilo yapalım. Bıçağımızı iki parmak kalınlığında keselim. Tepsime pişirme kağıdı koymuştum. İçerisine aralıklarla dizelim. Yan yana koymayın. Üstünü streçle kapatıyorum. Bir saat tekrardan mayalandıracağım. Üzerine hiçbir şey sürmeyelim. Fırını 190 derecede alt üst ayarda açıp ısıttım. Sıcak fırında alt üstü kızarana kadar pişireceğim. Piştikten sonra üzerine dökeceğimiz sosu hazırlayalım. Yarım su bardağı pudra şekerimi döküyorum. Bir yemek kaşığı yumuşak tereyağım var. Onu da koyalım. Bir paket vanilya. Sütümüzü de ekleyelim. Dört yemek kaşığı da süt. Karıştırın. İki yemek kaşığı da labne peyniri koyalım. Pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Kıvamı güzel oldu. Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika bekleyelim. İlk sıcaklığı gitsin. Yumuşacı. Hazırladığımız sosu üzerine dökelim. Bu sos olmadan kesinlikle olmaz. Çok güzel bir lezzet veriyor. Hiç soğumasını beklemeden sıcak da yiyebilirsiniz. Hatta daha da güzel oluyor. Yumuşacık. Tadına da bakayım. O kadar lezzetli ki bir taneyi kesinlikle yiyeceğim. Kimseye vermem. Sizler de inşallah denersiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Bugünlük tarifimin de sonuna geldim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.